Yeni bir video ile herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Pilates'ten gelmiştim. Kahvaltı yaptım. Bir önceki vlogda gördünüz zaten. Dün duş aldım ve saçlarımı taramadan uyudum. Saçlarımı taramadan uyuyunca böyle tiftik tiftik oluyor. Toparlayacağım saçlarımı. Dışarı çıkıyoruz çünkü. Sporda giydiğim kıyafetlerim vardı üzerimde. Onları çıkardım. Şöyle rahat bir sweatshirt giyindim. Saçlarımı yarım toplayacağım. Küpelerimi taktıktan sonra çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Sizinle Hair Spa'ya gidiyoruz. Saç spası, saç masajı ya da kafa masajı olarak anılıyor. Adana'ya yeni geldi. Yine daha önceki vloglarda aslında bunun işbirliği görüşmesini yapmıştık kızlarla beraber ve sizinle Major Çat'ta gitmiştik. Önceki vlogları izleyenler hatırlayacak. Şimdi saç spası denemeye gidiyoruz ki benim en sevdiğim şey saçlarımla oynanması. Çok heyecanlıyım. O yüzden yüzümü de şöyle hafiften toparladım. Bir kapatıcı aldık sürdüm. Seans sırasında sadece saçı değil mini bir cilt bakımı da yapıyorlar. Cilt temizlemesi de yapıyorlar. O yüzden şöyle bir şey yaptım ama yine boşa gidecek. Saçlarımı şöyle yarım tepeden toplayacağım. Geç kaldım aslında ama neyse ki hemen arkadaki apartmana gideceğim. Yani bir sokak geçeceğim sadece. O yüzden biraz rahat hareket ettim. Taramadan uyuyunca gerçekten böyle tiftik tiftik. Neyse. Hazır sayılırım. Montumu giyeceğim. Çantamı hazırlayacağım. Orada görüşürüz. Burası bir tık karanlık ama ben geldim. Odanın hazırlanmasını bekleyeceğim. Üzerimi çıkartacağım. Ortamı da size bir göstereyim ama. Çok güzel. Mumlarımız yanıyor. Süslerimiz yanıyor. Çok mistik bir hava var şu anda. Çok heyecanlıyım. Evet, kafa masajı yapacağımız yer burası. Sedyemiz neonlu falan. Şurada ürünler var, yağlar var. Tütsümüz yanıyor, mumlarımız yanıyor. Şöyle biraz gezdireyim sizi. İşlem burada yapılacak. Ben de kamerayı güzel bir yere yerleştireceğim. Tüm detayları sizinle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Selamlar Yoncacığım. Selamlar. Başlıyoruz. Size keyifli olsun. Öpüyorum. Teşekkürler güzelim. Görüşürüz. Ben eve geldim. Hatta yemeğimi bile yedim. Dünden kalan biraz makarna vardı. Biraz da kereviz vardı. Onları yedim ve şimdi birazcık uykuya geçecektim. Bu arada çok güzel bir deneyimdi ya. Gerçekten saç derimin nefes aldığını hissediyorum. Kesinlikle tekrar gideceğim. Şimdi yemek yerken Mavi'ye söz vermiştim. Mama vereceğim ona. Sonra da birazcık kıvrılıp yatacağım. Artık şöyle bir saat kadar falan yatarım diye düşünüyorum. Sonra aklımda bir iki bir şey var. Kamerayı açarım zaten. Bu arada kamerada şarj olmuş olur. Beraber yaparız. Kimin maması bu? Uzun süredir yemiyordu. Bu ödül mamasına bayılıyor. Koltuğa dökmeyeceksin ama anneciğim. Elimden ye. Şurada biraz daha kaldı. Akıllı bebeğim. Hadi yat. Bitti bitti.
Arkadaşlar ben bayağı uzandım, bayağı dinlendim ve şu anda her şeye aşırı üşeniyorum. Bir ara Burak geldi, hızlıca yemeğini yedi. Özel derse gitti. Şimdi ben de çay demlemeye kalktım. Aslında fırçalarımı yıkacaktım. Şu anda aşırı üşeniyorum. Ama şimdi bir çay demleyeceğim. Çayın yanına da kurabiyeler yapacağım. Ama sağlıklı kurabiyeler böyle. Mutlaka tarifini Instagram'da, TikTok'ta ya da görmüşsünüzdür. 3 malzemeyle çok güzel, basit kurabiye yapacağız çayın yanına. Burak da zaten dersini halleder, gelir. O şekilde bana eşlik eder. Hemen malzemeleri çıkartıp geliyorum. Sağlıklı bir kurabiye yapacağız ama aşırı lezzetli. 3 malzememiz var. Yulaf ezmesi, tahin ve pekmez. Yulaf ezmesinden önce 2 su bardağı ekliyorum. İsterseniz bunu ronda da çekebilirsiniz ama ben şu anda çok üşendiğim için çekmeyeceğim. Şöyle. Aslında tamamen göz kararı yapıyorum ama yine de ölçü vermek istiyorum ilk kez yapacaklar için. 2 su bardağı yulaf ezmesi koyduk. Aynı su bardağıyla tahin ekliyorum. Galiba elimdeki tüm tahini de kullanacağım. 1 su bardağı tahin kullanacağız çünkü. Evet, tahinin dibini sıyıramadım. Şöyle bardaktakini ekliyorum. Bardağa koymama hiç gerek yokmuş zaten. 1 su bardağı tahinim kalmış. Yine de size ölçü vermek için eklemiştim. Yine 1 su bardağına yakın da pekmez ekliyorum. Çayın yanında hem çok güzel oluyor hem de tatlı ihtiyacını bayağı karşılıyor. O yüzden ben bu kurabiyeyi gerçekten çok seviyorum. Kışın da böyle sıklıkla yaparım. Aslında evde olsaydı fındık falan da eklemeyi seviyorum buna. Siz yaparken fındık, ceviz vesaire canınız o anda ne istiyorsa ya da evde ne varsa ekleyebilirsiniz. Yulafları rondodan çekseydim tam kurabiye gibi olup elimle şekil verebilirdim ama şimdi şöyle kaşıkla şekil vermeye çalışacağım. Çok düzgün şekiller olmasına gerek yok. Zaten 15 dakika tutacağız fırında. Ay, fındık olsaydı içinde çok daha güzel olurdu. Mesela bu muzla da yapılıyor. Tahin pekmez yerine 2 tane olgunlaşmış muz. Yine yulafı rondoda çekip böyle un haline getirip kakaoyla tatlandırarak içine yine kuru yemiş vesaire ekleyerek çok güzel olur. Ay bu birazcık büyük oldu. Şöyle kenarından alsam ne olur ki, hiçbir şey olmaz. Kurabiyeler hazır. Fırına atıyorum. Fırını da 160 derecede ısıttım. 15 dakika pişiriyoruz. Günaydın, yeni bir günden herkese selamlar. Spordan geldim, duşumu aldım. Şöyle silikon gözaltı maskelerimi yerleştirdim ve kahvaltı hazırlıyorum kendime. Bayağı acıktım. Dün en son ne zaman yemiştim? Kafa masajından geldikten sonra öğleden sonra yemiştim. Sonra yemek yemedim. Yaptım, kurabiyeden yedim. Bu arada kurabiye efsane olmuştu arkadaşlar. Birazdan tekrar yiyeceğim. Çayla enfes gitti. Biraz da bilerek öteledim. Aralıklı oruç niyetine 12'de falan yiyeyim dedim artık. Sabah Sevgi'nin yanında bir kahve içmiştim. Şimdi tekrar kahve içeceğim. Bu arada Sevgi bana aloe vera verdi ya. Sevgi bu arada pilates hocam arkadaşlar. Bundan maske yapacağım. Yıkadım, şöyle kurumasını bekliyorum. Ne zaman yaparım bilmiyorum ama şu gözaltı maskelerini yerleştirdim şimdi. Evde biraz miskinlik yaptım. Aslında bir tık da pişmanım. Hava birkaç gündür çok kötü gidiyordu. Ben de hafta sonunu planlamadım. Ve hava çok soğuk gerçekten Adana'da. Adana'da Şubat sonu Mart başı böyle bir dönem oluyor zaten. Gerçekten kışı hissettiğimiz o dönemdeyiz tam olarak. Sonra ama baharı hissediyoruz hemen. Çok kısa bir süre kışı hissediyoruz biz. Sonra hemen bahar geliyor. O yüzden plan yapmadım. Bugün de aksi gibi hava o kadar güzel ki. Bahardan kalma bir hava var. Bir ara gerçi Mavi'ye mama almaya dışarıya çıkmam gerekiyor. O zaman belki beraber gideriz. Birkaç gündür kahvaltıda avokado sosu yiyorum. Şöyle son artık kaldı. Bugün bunu da tüketirim. Aslında iki ekmeğe yapabilirdim ama şöyle tek kepekli ekmek ısıttım. Sosu kepekli ekmeğin üzerine süreceğim ve üzerine yumurta ekleyeceğim. Bir önceki vlogda zaten beraber yapmıştık. Bugün evde de işlerim var aslında. Aklımda olan şeyler var, onları yapmam lazım. Fırçalarımı yıkayacağım. Makineye çamaşır atmıştım. Onları falan sermem lazım. Edit yapmam lazım. Günün menüsünü hazırlamam lazım. Bu arada biraz önce buzluktan da tavuk çıkardım. Bugün değişik bir şeyler yapacağız. Görünen o ki bana olan sevginiz nefrete dönüşmüş.
nefret de tıpkı sevgi gibi kuvvetli bir histir. Sana karşı ikisi de yok bende. Aloe vera yaptım ama güzel soyamadım ya. Çok kaydı elimden. O yüzden şöyle yeşilleri de içinde var. Bir şey olmaz ama artık yarın sabah güne bununla başlayacağız. Sabah uyandığımda cildimi temizleyip böyle güzel maske yapmak istiyorum. Birkaç gün üst üste uygulamak istiyorum. Dediğim gibi Adana'da havalar çok kötü gidiyor ve çok soğuk gidiyor. O yüzden güzel nemlendirir. Aynı zamanda ellerime falan da sürerim. Tırnak etlerim bayağı kötü oldu. Ben de kopartıyorum, yoluyorum. Kalıcı ojeye de ara verdim biliyorsunuz. Ellerim çocuk eli gibi oldu. Böyle kaldı bakalım. Bioblast'ın sıvı saç kremini kullanacağım. Bayağıdır bunu kullanıyorum zaten şampuanıyla beraber. Saçlarımı güzelce tarayacağım. Ama kurutmayacağım. Balkona çıkacağım. Balkona bayağı güneş geldi. Bilgisayarda artık edit yaparım birazcık. Kameram da şarjı bitmek üzere. Onu da şarja koyarım artık. Aynı zamanda şöyle bir gelişme de oldu. Biraz önce Mavi'nin veterineriyle konuştum. Aklıma geldi dedim. Kontrol yakınsa Mavi'yi de getireyim size. İkisi bir aradan çıkmış olur. Mavi'yi de veterinere götüreceğim. Böylelikle yürüyüş yapmış da olurum. Güneşte oturacağımız için aslında sırtımı vereceğim güneşe ama olsun. Güneş kreminden önce C vitaminimi kullanıyorum. Shiva'nın C vitamini kullanıyorum. Güzelce süreyim. Üstüne de güneş kremi süreceğim ve artık hazır. Neye hazırsam balkonda oturacağım. Bioxy'nin güneş kremini kullanıyorum. Bayağı dibine falan geldim. Sevdiğim tarzda bir güneş kremi bu. Böyle bol olduğuna bakmayın. Şimdi ciltte hemen emilecek. Yağlı his bırakmayacak. Beni biliyorsunuz artık ve su bazlı. Boynumuza da getirelim. Oh be. Mis gibi olduk. Son olarak Avon'un dudak yağını sürüyorum. Evet tamam. Şimdi önce havanın güzelliğini içeriye giren ışıktan göstereyim size şöyle. Ve ben de geldim. Hafif kapatıcı gloss ve allık sürdüm. Saçlarım kendi kendine kuruduğu için birazcık kabarık ama önemli değil. Hava çok güzel. Bu güzelliği kaçırmak istemiyorum. Bir an önce dışarı çıkmak istiyorum. Mavi'nin veterinerinden de haber geldi. Mavi'yi de hazırlayacağım. Hemen Mavi'nin box'ına getiriyorum. Mavi'yi box'a yerleştirelim. Girmen lazım anneciğim. Neyse ki çok fazla sorun çıkartmıyor. Çok da korkmuyor box'tan. Anneciğim hayır. Hayır. Çıkamazsın. Şöyle kapatacağız. Evet. Otur hadi oraya gidiyoruz. Maviş'i de hazırladım. Çok fazla korkmadan üzerime bir şeyler atayım. Artık çıkıyoruz. Böyle önüme takıyorum zaten. Kamerayı bu arada veterinere götürüyorum. Çekebilirsem çekeceğim. Çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum tabii ki. Ama size o tatlı anları da göstermek istiyorum. Dışarıda görüşürüz. 300 gram kadar verecek mi hocam şimdi? Yani evet eski hali çünkü 300-400-500 civarında. Evet. Çok almış. 350 gram almış hatta. Mavi yat. Yat yat yat. Yat. Heh böyle dur. Mavi. Kımıldama. Daha iyi bana bak. Of. Tamam. Aferin lan. Aferin. Uf. Isırdı mı? Biraz. Öyle şimdi. Anneciğim. Evet. Kanadı valla. Aç bir şeye bakacağım. Aa hiç yapmazdın aşkım. Çok ayıp. Çok ayıp. Yapmazdın hiç anneciğim. Tamam gideceğiz. Biz evdeyiz. Maviş diyete başlayacak arkadaşlar. 3 kilo 800 gram bir 300 gram kadar vermesi gerekiyor. Aslında özel ve diyet mama yiyor ama hastalığından dolayı minin bir hastalık geçirmişti idrar yollarıyla alakalı. Ama yine de gramla vermemiz gerekiyor. Artık gram gram vereceğiz yani. O yüzden Burak eve gelirken hassas tartı alacak. Bu arada çok acıktım ve şöyle yemek hazırlığına başladım. O arada kamerayı açayım dedim. Fırında tavuk çöp şiş yapıyoruz. Şöyle bir ön hazırlığını yaptım. Şöyle tavuğu doğradım. Sosladım. Sosunu söyleyeceğim birazdan ve geri kalan malzemelerini de doğradım. Malzeme dediğimde domates ve biber var yani. Yanına pilav yapmak istemiyorum. Büyük bir ihtimalle şehriye çorbası yapacağım. Böyle sulu sulu güzel olur. Tavuk şişleri de evde lavaş var. Lavaşı çıkartırım, ısıtırım diye düşünüyorum. 2 tane lavaşımız var. 1 tane Burak'a, 1 tane bana gibi. Öyle. Hadi başlayalım. Çok acıktım. Şöyle fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Geldim. Şunun sosunu da göstereyim. Kuşbaşı şeklinde doğradım piliç filetoları.
Üzerine zeytinyağı, birazcık tavuk baharatı ve toz biber ekledim. Biraz da sarımsak ezmesi. Sosunu iyice karıştıracağım. Tabii ki olmazsa olmaz. Domates ve biber de var. Aralarına yine domates ve biber ekleyeceğim. Bunu da sadece zeytinyağladım. Birazcık tuz attım ve yine toz biber ekledim. Çöp şişlerim de burada, bakalım kaç tane çıkarsa. Domateslerim çeri olsaydı daha güzel olacaktı. Normalde çeri domatesle yapıyorum ama mavi yanımda olduğu için biraz önce dışarı çıktığım zaman markete girmeye üşendim ve zor olacaktı zaten benim için. Evdeki domates de kokteyl domatesti. Çok büyük değildi. Onu da dörde böldüm. Evet, şöyle bir şey oldu. Yan yana diziyorum. Böyle tek tek dizmesi biraz uğraştırıyor ama hazırlar ve çok lezzetli oluyorlar böyle. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Hatta ben şu telin üzerine dizip altına yine bu tepsilerden koyup yine yağlı kağıt koyuyordum tabii altına. Suları oraya damlıyordu. Öyle olunca bu arada tam mangal tadında oluyor ama Burak çok kuru olduğunu söylüyor. O yüzden şimdi böyle dizdim ve üzerini yağlı kağıtla yine ıslatarak kapatacağım. Şehriye çorbasını yapmaya başlayacağım. Bir yandan da burada şişlemediğim tavuklar vardı. Bunları da haşlıyorum. Şöyle biraz yağda kızartacağım. Yine böyle bir yemek gibi bir şey olur, pilavın üzerine koyarım diye. Tekrar donduramayacağım için böyle yaptım. Arpa şehriyeden çorba yapacağım. Yemeklerin yanında pilav yoksa arpa şehriye çorbası yapıyorum. Biraz da böyle şehriyeyi fazla atıyorum. Bayağı doyurucu oluyor. Şimdi zeytinyağını ekledim. Salçayı kavurarak devam edeceğim. Nasıl çok güzel olmuş. Ama birazcık ısıttım aşkım, yoksa çok alık olurdu. İşte bana koyacaktın, kendin ısıtacaktın. O kadar mı sıcak? Bakayım. Aslında senin de şeyimiz var. Ne yaptın senin de şeyimiz, biliyorsun? Bu aspava çok meşhurmuş ya. Ben de. O kadar da güzel değilmiş. Geçen hafta şeyler ettiler ya. Biz yemeye başladık arkadaşlar çorbayla. Ve menümüz çok güzel oldu bugün. Ellerine sağlık aşkım. Şimdi arabaya binip Ankara'ya gidiyoruz. Sen ister misin? Ay çok soğuk, çok soğuk. Tabii. Niye bu kadar soğuktunuz? Ankara'daki eve, burası Ankara. Ha şöyle bir şey. Gözümüz Ankara'da. Şu anda da Kuğulu Park'tayız. Çok merak ediyorduk. Kuğuları. Çok güzel oldu ya. Çok güzel kokuyor. Sana getirdim zaten. Şuan da hava. Bakalım. Yemek sonrası mutfağı toparladım, bulaşıkları makineye yerleştirdim, çay demledim ve oturma odasında Burak'ı bıraktım. O birazcık Netflix'te falan takılacak, ben de yatak odasına geldim. Artık şu fırçalarımı yıkayayım dedim. Dünden beri erteliyorum. En sevmediğim huylarımdandır bu arada. Bir işi bir kez ertelediğim zaman sürekli erteliyorum. Fırçalarımı artık yıkamalıyım çünkü yüzümdeki sivilcelerin artık bence söylemek istediği şey bu. Ne kadar cildime kullandığım ürünlere dikkat etsem de aslında fırçalara da ekstradan dikkat etmem gerekiyor. Böyle bir rutin oluşturuyorum aslında. Yıkıyorum böyle 15 günde bir, sonra bir unutuyorum. Tamamen unutuyorum. Öyle bir sıkıntım var. Şöyle pijama moduna geçmeden önce son bu işi de halledeyim. Yarına kadar kururlar zaten. Beraber halledelim yani. Daha sonra yatış moduna geçeceğim çünkü. Su israfı olmasın diye şöyle bir kap getirdim. Ve ben fırçalarımı yıkamak için şöyle bir yıkama jeli, uygun fiyatlı yıkama jeli mutlaka bulunduruyorum. Dermokil'in bu jelini kullanacağım. Sabun kullanmayı sevmiyorum çünkü fırçaların kıllarını kuruttuğunu düşünüyorum. Sıcak su da bir yandan şöyle üzerlerine akmaya başlasın. Yani sıcak su gelene kadar en azından. Bu bayağı sıcak oldu. Şöyle fırçayı bu suyun içine daldırıyorum. İyice şöyle yapıyorum. Zaten direkt kendini bırakıyor. Birkaç kez yapmam yeterli. Evet. Şöyle bakın. Mis gibi oldu. Bir tur daha geçeceğim üzerinden ama.
kan pisliğe bakar mısınız ya? Bu arada hangi renkleri kullandığım da belli oldu. Kahverengi tonları yoğunlukta. Şöyle sünger de mis gibi oldu. Şuraya bırakıyorum kurumaya. Pijamalarımı giyinene kadar birazcık burada kalsınlar. Süzülsünler, daha sonra kaldıracağım. Şöyle pijamalarımı giyindim. Ben de artık içeriye çay keyfine geçeceğim. Bilgisayarda da birkaç tane işim var. Onları da halledeceğim. Artık ondan sonra uyurum. Bize iyi geceler. Yarın kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Saat 4'e geliyor aslında. Sabah Burak'la kalktıktan sonra uzun uzun kahve içtik. Daha sonra o çıktıktan sonra ben de Reels editlemesine geçtim. Bakın şimdi başıma ne geldi onu anlatıyorum size. Kamerayı da bu saate kadar açamadım. Duştan çıktıktan sonra artık kamerayı açayım dedim size. Enerjim yenilensin çünkü canım çok sıkkındı. 2 gündür elimde bir Reels var. Onunla uğraşıyorum. Aynı zamanda bu Reels bir işbirliği Reels. O Reels işbirliğini Instagram'da da paylaştım. Sıkıntı yok. Çok güzel ilerliyor video. Konuşmaya dalmayın. Maskeyi de yapayım. Dün şu aloe vera'yı beraber yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi bunun bir maskesini yapacağım, nemlendirici. Aynı zamanda hem bunu yüzüme süreceğim, nasıl da yapıldığını bilmiyorum aslında, ilk kez yapacağım. Hem de olayı size anlatayım. Canım çok sıkındı da şu anda gülüyorum. Ya, emeklerime üzüldüm daha doğrusu. Evet, bunu sürerken anlatıyorum. Reels'i editledim güzelce. Altına metin okuması vardı. Onu yaptım, metni yazdım. Aşırı da içime sinen bir Reels oldu. Uzun süredir bu kadar bir içime sinen bir Reels olmamış. Tam böyle bir vlog tadında oldu gerçekten. Videoda çok güzel ilerledi yani. Hemen keşfete düştü vesaire. Ve birazcık ortalığı toparlamak için telefonu bıraktım. Telefonu bıraktım. Yana yakala bir sürü mesaj gelmiş bana Instagram'dan. Sonra tanımadığım bir numara aradı beni. Normalde tanımadığım numaraları açmam ama böyle boşluğuma geldi, açtım. Telefonun ucundaki ses kendini vesaire tanıtmadan attığınız Reels'ı kaldırmanız lazım dedi. Efendim dedim, yani siz kimsiniz? Ben dedi, size dedi ulaşmaya çalıştım Instagram'dan, ulaşamadım. Tanıdıklar vasıtasıyla, tabii ortak arkadaşlarımız da varmış. Onlardan birinden numaramı almış ve boşanma sürecindeyim dedi. Bu benim için sıkıntı yaratırdı. Zaten saygı duyuyorum. Kesinlikle hakkıdır. Asla bir sıkıntı yok. Tamam dedim. Ben tabii ki videoyu kaldıracağım eğer böyle bir süreçteyseniz. Ama dedim bu bir işbirliğiydi. Yani ben kendi kafamdan paylaşmadım. O yüzden dedim. Karşı tarafa da bir sormam gerekiyor dedim. Hemen sorup onay aldıktan sonra videoyu kaldıracağım dedim. Ben telefon trafiğini yaparken daha da panikleyip karşı taraftaki kişi Instagram'ımı şikayet ettirmiş. Ve yani Instagram spam altına alındı. Arkadaşlar, ben bundan sonra dedim ki kesinlikle boşanma sürecinde ya da mahkemede olan bir süreç değil. Evliydi ve karısını aldatıyordu, çok net. Ve karısı görmesin diye panikledi. Ve karısı görmesin diye ben videoyu kaldırana kadar ya da öncesinde de yapmış olabilir bilmiyorum. O süreci beklemeden, bana ulaşmayı beklemeden arkadaşlarına, eşine, dostuna, her neyse 10-15 kişiye yaptırması yeterli zaten. Instagram'ı şikayet ettirdi. Storylerim başa sarmaya başlamış. Instagram spam altında, yani spam altına girmesi şu, Instagram algoritması seni algoritmadan çıkartıyor. Evet, böyle bir şey yaşadım, yani canım çok sıkıldı. Sonra dedim ki keşke kaldırmasaydım ve savaşsaydım, yani o kadın keşke görseydi. Ve çok eminim bu arada. Eminim yani, ayrılma sürecinde olmadığını düşünüyorum. Hani böyle bir şey yapmasaydı, beni şikayet etmeseydi ve bekleseydi sakince süreci ve 10 dakikalık bir şey bu. Ben karşı tarafı aradım. Böyle böyle bir durum var. Kaldırmam gerekiyormuş videoyu dedim. Onlar onay verdi. Zaten tüm bu süreçte arkadan bir sürü mesaj atmış ve defalarca aradı, yani beklemedi. O 10 dakikalık süreci beklemedi. Aradı arkadan. En sonunda telefonu açtım. Tekrar o zaman kendini tanıttı. Yani ben biraz önce aradım. İsmim bilmem kim. Ve dedi videoyu kaldıracak mısınız? Dedim ki sakin olun. Ben dedim size söyledim. Karşı taraftan onay bekliyorum dedim. Onlarla telefon trafiğindeydim dedim. Sakin olmamasından anladım yani. Panikledi. Ve sayfamı şikayet ettirmiş. Ben de takipçilerimden, belki aranızda varsa, Instagram'dan biliyorsunuz bu olayı. Destek istedim. Yorum ve beğeni desteği istedim. Bakalım düzelir diye düşünüyorum. Aksi gibi elimdeki bütün doneleri de bakıyorum. Hepsine görünüyorlar. Ve işbirliği olduğunu da biliyorlardı bu arada. Mekan sahibi de söylemişti. Bizim için sıkıntı olacak. Birkaç saniye bile görünmememiz gerekiyor falan deseler ben büyük saygı duyarım. Zaten açıyı da ona göre ayarlardım yani. Neyse, konuşurken de söz sürmeye devam ediyorum. Sinirlendim ya. Tamam, maskemiz tamam. Şöyle hem nemlendirecek şimdi bu aloe vera, hem de lekeleri giderecek. Aklıma geldikçe banyoda tutacağım bunu ve yapacağım.
yapacağım. Normalde markete gidecektim. Canım onu da istemiyor. Migros hemenden sipariş vereceğim. Akşama az işler geliyor. Pizza ve oyun gecesi yapacağız. Tabii ki o anlarda siz de bizimle beraber olacaksınız. Ben şu maskeyi birazdan yıkayayım. Akıyor da bu arada. Allah. Tipimi de birazcık düzeltirim. Bir kapatıcı, allık vesaire saçlarım da kendiliğinden kurur. Şöyle belki yarım toplayıp örebilirim. Evet öyle. Atlas gelecek. Atlas'ı ilk kez size göstereceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu arada pizza dışarıdan söyleyeceğiz ama yanına eşlikçi de yapacağım. Migros'tan sipariş vereceğim. Bir meyve tabağı hazırlayacağım. Abur cuburlarımız olacak. Bir de fırına patates, işte falafel falan atmayı düşünüyorum. O anlarda zaten kamerayı açarım. Bugün yine bütün gün beraber olacağız zaten. Migros'tan siparişlerim geldi. Onları hemen yerleştirmeden size de göstereyim. Şöyle meyve tabağı yapacağım için meyve söyledim bolca. Bir tane ananas söyledim. Dilimleyeceğim bunu. Keşke dilimleselerdi. Yaban mersini söyledim şöyle bir tane. Bolca mandalina. Evde kivi ve muz da var. Onları da kullanacağım masada. Şöyle çiğ karışık kuru yemiş aldım. Canım çok istedi gerçekten. Şöyle bir tane çekirdek aldım ama tuzsuz. Ve bunun hepsini yapacağım. Birazdan buzluğa atacağım. Gerçi geldikleri zaman yapacağım. Şöyle hazır patates aldım. Ve süper fresh'im. Bunu çok seviyorum. Falafel aldım. Bunların hepsini pizzanın yanına eşlikçi olarak yapacağım. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Meyveleri de şimdilik dolaba koyayım. Hazırlarken tekrar zaten çıkartırım. Park sensörümüz var da. Hoş geldiniz. Hello. Çocuğum geldiği için sıcak yaptım ben evi. Ona uygun yaptım. Merhaba. Korkmayın kalmayacağız burada. Atlas. Teyzesinin balı geldi. Gülüyor. Hoş geldin sen. Nereye geldin? Atlas'ım nerede mavi? Çoraplarına bakın arkadaşlar. Hem sesli hem de kedicikli. Şöyle bir masa kurduk kendimize. Tam bir günah gecesi olacak. Evet, fena hem de. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet. Teyzesinin balı, teyzesinin aşkı, çocuğun teyzesinin elini öpsün. Yeter, alacağım seni. Yeter artık, tak dedi. Teyzecinin elini öpmeye gelmiş. Öpsün. Selam kızlar, kanalımıza hoş geldiniz. Anne. Altını değiştirdi teyzesi. Ama bu tarafa bak ya. Şurada bak kızlar var. Şu tarafa bak. Güzel kızlara bak. Bak şu taraftan güzel kızlara bak. Ne yapıyor annesi? Sarılalım mı? Sarılmak mı istiyorsun? Bir dakika ya. Teyze birazcık bu konularda acemi. Konuşuyorsun sen benimle aşkım. Konuşuyor musun sen benimle? Laf mı istiyorsun sen? Aa annenle teyzen edebiyat öğretmeni diye mi böyle yapıyorsun sen? Cevap veriyor ya. Sen cevap mı veriyorsun? Evet. Çocuğumun annesi iş yapıyor. Ben de debeleniyorum. Çocuğumun annesini sattık. Oyuncu aynı zamanda pas geçebilir veya taş değiştirebilir. Pas geçersem çekmiyor. Tamam. Oynayarak anlarsın. Herkes bir tane harf çekiyor. Kiminki A'ya yakınsa o başlıyor. Evet hadi bence öyle yapalım. Hadi hadi çok heyecanlıyım. Ben de çekiyorum. Ben en son başlıyorum net. Ben K'ye çektim. Bence ben başlayacağım. Sen başladın bile. K. Yok artık. A mı? Atlas'ın A'sın. Atlas'ımız da uyuyor çek arkadaşlar abi. Burada. Şu olur mu mesela? Sen kopya mı çekiyorsun? Yok. Scrabble yazarak. Şeye bakıyorum. Aşkım ya abo. Hayır canım şeye bakıyorum. Ne yapıyor? Şey A yazmış ondan kelime mi çıkarıyor? Hayır hayır. Mesela bir ada ipa var ya. Bir kelime mi mesela? Mesela ipa nedir? Şu olur mu? Kırsal kalkınma bileşeni olarak. Tamam bu arada kanıtlarsan sıkıntı yok. Evet. Bizim sözcük de harcımızda olmayabilir. Ama kanıtlarsan sıkıntı yok. Did you mean? Kanki özel isim değilse yapıştır gelsin. Aç. Olur. Olur. Tamam söylersin sen. Pik. Olsun. Tamam küfürlerden ben yürürüm ya. Bir sürü küfür var. Şurada aç var ya. Hı. Araç yazıyorum. Bravo. Şu an ya rakamı atacaksın ya rengi. Una'ya döndük biz. Ne? Ben, sen. O, biz, siz. Attım. Sen de. Sarı. Tükendim. Sana da bırakayım. Evet, az işte oldu. Bende mi? Evet.
Bende yok. Çektim. Devam. Ay. Çektim. Joker çekti. Bu ben attığım zaman herkes elinde kağıdı veriyor. Göstermeden tekrardan. Mi? Ya fark etmez. Gösterme. Hadi bakalım. Bismillah. 103 de atıyor. Şimdi şöyle yapalım atlasın. Gel bizi izle. Çek abi, çek. Ben çek. Allah çekti mi? Uyudum ay kurban olurum. Çıkalım. Biz bir şey eksik mi yedik? Ben öyle zannediyorum. Çantan nerede? Orada. Bir tur bakayım mı eve? Ben bakıyorum. Yok yok değiliz, eksik değiliz. Hadi tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Az işler gitti. Atlas'ı severken kamerayı ne kadar açabildim bilmiyorum ama çok keyifli bir akşamdı. Yeğenim ilk kez böyle resmi olarak evime geldi. Oyun falan oynadık. O anları da çekmeye çalıştım. Az iş hatta bir ara kucağında Atlas'ı uyutarak oyun oynamaya devam etti. Orada açmamıştım galiba kamerayı. Şu anda Mavi de ilgi istiyor. Bütün akşam onunla ilgilenmediğim için birazdan onunla oynayayım. Kuzum benim ya. Anlıyor onunla ilgilenmediğim zaman ve şu anda yanıma atlayacak. Ve atladı. Kameranın arkasında. Gel anneciğim buraya gel. Tamam gel. Çayım var ama. Çaya dikkat. Gel. Tamam gel buradan gel. Çayı bu tarafa aldım anneciğim. Gelebilirsin yanıma aşkım. Gel bebeğim. Burak'la ortalığı toparladık. Hatta arkada görülüyor mu bilmiyorum. Ben Atlas'ı severken Aziz'le Burak da mutfağı toparlamışlardı zaten. Bana çok bir şey kalmamıştı. Şöyle bir ortalığı toparladım sadece. Burak da yatak odasına geçti. Duşa girdi. Bir bardak daha çay koydum. Ve edit'e oturdum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak beni destekleyin. Arkadaşlar abone olmak ücretli değil. Sadece abone olarak beni desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Birden fazla kez bu platformda karşılaştıysak zaten benzer zevklere sahip olduğumuz anlamına geliyor. Beni desteklediğinizi gösterip motive ederseniz videoların devamı için çok mutlu olurum. Çünkü yani bir yandan kurumsal hayat, bir yandan vlog çek ve bunların editlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Biraz zorlanıyorum. Bu yüzden motive olmaya ihtiyacım var. Abone olarak beni motive ederseniz çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Yorumlar kısmında buluşalım. Yorumlarınızı zevkle okuyorum zaten. Beni Instagram'dan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Anlık paylaşımlarımı da orada görebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ve takipte kalın.